Merhaba dostlarım, ben Serdar ve burada Korkunun Katmanları isimli sanat tablolarını incelediğimiz bazı mental sorunları olan, zihinsel sağlık problemleri olan sanatçılarının tablolarını incelediğimiz bu sanat serimize hoş geldiniz. Biz de kendi çapımızda küçük küçük sanat eleştirileri yapabiliyoruz. Aynı zamanda görsel olduğu kadar işitsel bir deneyim de bu. Onu da belirtmek istiyorum. Gördüğünüz gibi burada sanatçı çok dağınık olduğunu göstermek istiyor. Aslında hayatın o kadar da düzenli olmadığını göstermek istiyor. Evrenin çok kaotik bir yapısının olduğunu göstermek istiyor. Böyle. Bu da kendi gözünden insanların neye benzediğini falan gösteriyor falan filan, bir sürü sanat terimi. Form emerges, bir biçim ortaya çıkıyor. Ortaya çıkan bir biçim var, biçim var, biçim belirir. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bu oyunun müzikleri, sesleri, efektleri çok iyi. Burada sanatçı kapısını kilitleyip üzerine tahtaları çakıp üzerine zincirleri çekerek üzerinde önüne bir şeyler koyarak hayatta bazı kapıların kapandığı zaman artık kapandığını ve insanların yeni kapılar araması gerektiğini göstermeye çalışıyor. Kemirgen tohumları, pisliklerin hareketlerini görüyorum. Çürümüş toprak, başka bir şey yetişmiyor. Bu da sanatçının şiir denemesi. Çok da iyi yazamıyor şiirleri. Okey, bu oldu az önce. Az önce dediğim gibi bazı kapılar kapandığı zaman pencereler açılır. Sanatçı kesinlikle bunu göstermeye çalışıyor. Burada da kapının, yani kapıları kilitlediği şey yaptığı yetmemiş gibi mobilyaları kapının önüne dizmiş. Diyor ki bazen de hayatta gidecek tek bir kapınız olur. Paşa paşa o kapıdan geçersiniz. Bu aynı zamanda oynadığımız korku oyununun bize itelemeye çalıştığı mentalite. Paşa paşa olacak bu koçum diyor. Sen istediğin kadar sanat eleştirmeni taklidi yap. Evet, tavuları inceliyoruz. Ve bu tablolar hakkındaki yorumlarınızı da gerçekten yorumlarda görmek istiyorum. Eleştirilerinizi görmek istiyorum. Mesela bu bir adam, bir genç, bir herif. Herhangi bir eleştiri yapamıyorum. Ben bunu anlamadım çünkü. Bu ne abi? Orada mektup var bariz bir şekilde ama alamıyorum. Aa, burada bir şey var. Burada bir şey var. Görüyorum bir şey olduğunu. Yokmuş. Bu oyundaki bazı şeyler çok alınabilir görünüyor. Sanırım. Tamam abi. Ben geri gidemiyorum büyük ihtimalle. Hayır. Okay. Burada da sanatçı diyor ki ve bazen de piyanoyla kapatırlar o kapıları. Bazı kapılar kapanır ve hayatta siz yeni kapıları açmak zorunda kalırsınız. Veya kalan kapılara razı olmak zorunda kalırsınız. Yerinden oynayacak bir şey var mı yoksa kapıyı mı açmam gerekiyor? Kapıyı açmayacağım. Bu arada brightness ayarlarını biraz değiştirdim. Benim değiştirdiğim ayarlar bunlar değildi. Ben bu ayarı değiştirmedim. Oyun daha aydınlık olsun diye değiştirdim. Söylerseniz sevinirim. Yeterince iyi mi, çok mu aydınlık? Ama az önceki ayar değildi yaptığım şey. Dolaplardan birini açacağız ve aslan bir kadın çıkacak diye çok korkuyorum.
Var mı burada bir şey alabileceğim? Yok. Aa, ben ittirdim. Çok ilginç, çok güzel. Aa! Dalanan taklitçiler. Tak tak tak. İçeri falan almayacağım. Kıyafetler kaldı sadece. Ne? Bunu da fena çizmemişsin ha. Creators Block. Sanatçının bloğu. Writers Block da denen bir şey ve yaratıcı düşüncenin gelmemesi ile birlikte başlayan bir olay. Halbuki tek yapılması gereken kalemi oynatmaya devam etmek veya fırçayı. Arkamı dönünce. Arkada kapı çıktı. Allah kahretsin ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Kapı da kapansın. Hadi bu kapı da kapansın. Nasıl kapatacağım ben bu kapıyı? Heh. Hadi kapat, kapat, kapan. Kapanmıyor. Okey. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Abi. On üzerinden yazsanıza bölümün sonunda kafalar ne kadar yandı. Abi birden başlayın. Abi kafam yandıya kadar yazın. Çünkü... Unutma. 9 Haziran hatırlayın. New Moon. Aşağıda bir çekmece daha var, onu alamıyoruz. Okey. Şu gözlük çok alınabilir görünüyor ya. Yok abi, açık kalamam. Aa, sesi gitti. Harika olan. Bu böcek miydi? Yüzüme bir şey çarptı. Çok korktum. Her yerde beyaz figürler görüyorum ya. BioShock'ta da beyaz figürler görüyorum artık. Beni takip eden. Gökültüs mü? Abi. 15 Eylül. Bugün daha fazla not var. Dünkünden bile daha kötü. Üzücü yani ise her kelimesi doğru. Ne? Okay.
Buradan geldim değil mi? Açamıyorum orayı o yüzden. Bu ne? Çok alınabilir bir şeye benziyor abi. Neden alamıyorum? Bunu okuyabilirim, okuyamıyorum. Her yere şişe koymuşsun yani. Benim kütüphanem de böyle. Aa, aynen böyle benim kütüphanem de. Okey, buradan bir yere gidiliyor. Bu heykele dokunamıyorum. Buradan bir yere gidiliyor mu? Orada fısaltılar vardı çünkü. Aa. Okey. Wow. Gerizekler, bakar körler. Kör gerizekalılar falan filan. Aa, burası nasıl bir yer peki? Arkamdan kapanmayacak değil mi? Ben oraya bir bakmak istiyorum ya. Diğer yer daha ilgi çekici. Diğer yerde başımız daha kötü bir belaya girecek gibi. O yüzden hadi oraya gidelim. Cahiller. Ugly. You ordered a true portrait, so that's what I painted, you fucking pleb. Maybe I need to kick some artistic sense into your stupid face. Wow. Wow. Tamam. Okey, buradan bunu alacakmışız zaten. Güzel, değil mi? Yoksa yok. Yok, daha şey yapmadık. Evet. Okey. Şey kesinleştirmiş olduk. Dostumuz çok gerçekçi resimler çiziyor. Yani gerçekten de gerçekçi resimler çizmeye çalışıyormuş. O yüzden resimleri koklanabiliyor, yanabiliyor, kaçabiliyor, yürüyebiliyor, korkutabiliyor, öldürebiliyor. Kapanacak. Aa, teşekkürler. Zahmet ettirmedin bana. Burada neler var? Yok bir şey. Aşağıya inebiliyoruz. Bir şey yapamıyoruz. Aa, anahtar. Oraya ulaşabilir miyim? Yok, daha değil. Neyse, inelim bakalım aşağı. Hiçbir şey olmayacak. Sakin olun ahbaplarım. Hiçbir şey olmayacak. Rahat olun. Ben buradayım. Serdar ahbabınız yanınızda. Abi, şey resimler yapmayızmış gibi kötü fotoğraflar da çekiyorsun ya. Açabilir miyim bunu? Hah. O. Oh. Burada bir şey var, alamıyorum. Okey. En azından ışığımız oldu. Aç abi. Oh. Oho, şurada bir şey vardı. Ben onu nasıl alacağım lan? Şunu da mı alacağım? Aa, evet. Aa, çok iyi. Okey. Ondan önce buralara bakayım bir şey var mı diye. Çünkü önemli bir şeye benziyor. Bir şeyleri hareket ettirerek başka bir şeyler yapabiliyoruz. Veya ileride gidebiliyoruz. İleride başka şeyler oluyor. Tamam, dur. Önce onu alalım. Abi yavaş yavaş çıkma. Gözünü seveyim ya. Al abi. Şimdi bu ileriye giden kapıyı da açabilir veya yukarı giden kapıyı da açabilir. Acaba döndüğümüz kapıyı açar mı? Çok merak ediyorum. Önce döndüğümüz kapıyı açmaya çalışacağım. Abi çok yavaş ilerliyor. Merdivenlerden çok yavaş çıkıyor. Çok korkuyorum. Çok geriliyorum.
Yok. Yok. Ha? Aha. O ne abi? Bakayım önce. Çünkü bariz bir şekilde onu almamızı istiyorlar. Belki etrafı sakladıkları bir şey vardır. Veya belki sakladıkları şey budur burada. Bilmiyorum. Ki orada bir kadının gözlerini mi yaktık fotoğrafta? Yoksa başka bir şeyde bebeğimizin foto... Abi arka tarafta iki tane... Aa, her yerde göz görüyorum. Allah kahretsin böyle oyunu. Her yerde göz görüyorum ya. Şurada bir göz görüyorum abi. Şu ikisi göz değil mi? Şu bir kadın kafası, şu saçları, şu ikisi göz. Diğer tarafta şu ikisi göz, şu bir kafa, şu da gülümsüyor çok tekinsiz bir şekilde. Kapat ya, tamam. Aa, kapanıyor. Dur lan, kapanma. Başka bir şey yok, var mı burada? Dur, geri de kapanma. Kapanan kapılar açılmıyor. Tamam, aşağı inelim bari. Abi olaylara bak. Çay içilmeli. Çay içilmeli ki Serdar sakinleşmeli. Aa, yerde bir şey var, ne? Hamum. Okey. Devam edelim bari. Kapanacak mısın abi? Evet. Şaşırmadım. Ne? Seras. Bu da bir tablo. Ay, çok kötü lan bu. Sayın beyefendi, dürüst olmak gerekirse mektubunuz beni şaşırtmadı. Pek çok iş arkadaşım bu konu hakkında onları danıştığınızı bana bildirmişti ve bir hasta için tekrar kontrol edilme talebinde bulunmak ne kadar doğal olsa da bana sorarsanız 16 birbirinin aynı rapor yeterli oluyor. Yine de size ve işinize olan saygımdan mütevellit dosyayı baştan sona inceledim ve iş arkadaşlarımla hemfikirim. İstemsiz kas spazmları, karınız gibi ciddi yanık kurbanlarında sıkça görülmekte. Sizin tabirinizde ucube sırıtışı ya da sinir bozucu ciyaklama, çoğu insan bu tanımları kırıcı bulabilir. Sinir sistemindeki hasarın bir göstergesi olabilir. Bahsettiğiniz diğer belirti ise biyolojik değil, psikolojik görünüyor ki bu oldukça doğal. Sarsıcı olaylar yoğun gerginliğe sebep olabilir ve bunda utanılacak hiçbir şey yok. Karınızı düzeltmemizi istediniz. Ancak anlamanız gerekir ki yaşadığı olaylar küçük bir işlemle yok edilemeyecektir. Bu uzun, zorlu bir süreç ve sizin desteğinize, gücünüze bu süreç boyunca ihtiyaç var. Lütfen uzun süreli bir rehabilitasyon programını düşünecek olursanız bana veya iş arkadaşlarıma ulaşmaktan çekinmeyin. En içten dileklerimle Robert bilmem ney. Aa. Kafalar yanıyor. Kafalar yanıyor. Abi aynı şey. Geri mi gideyim acaba? Okay. Aa, daha fazla şey yapamıyoruz. Telefon açmak istiyordum yani ya. Okey, rahatsız edici anılar, huzursuz anılar.
kanlı anı, bol bol kanlı anılar mı yoksa bol şaraplı anılar mı veya belki ikisi de birdendir bilemeyeceğim. O kişisel tercih. Bakın. Hayatta bazen kararlar verirsiniz. Tamam mı? Kararlar verirsiniz abi. Normaldir. Hayat bir kararlar bütünüdür zaten, değil mi? Kişilik, bir persona, bir kararlar bütünüdür. Bu çok net bir şekilde kötü bir karar. Tamam mı? Onu da bir anlaşalım. Bu kötü bir karar abi. Bu şu an kötü bir karar. Şu an kötü bir karar veriyorum. Hadi bakalım. Hastalıklı hatıralar. Ben onu yukarıdan almadan önce acaba başka bir şey var mı? Rahatsız edici bir şey daha? Hayır. Alayım o zaman. Kanatlı dehşet. Sessiz ol. Sürekli kanat çırpıyor. Diğer fareleri mi yiyor? Ne? Abi ne? Kötü kararlar verildi. Ne? Cool. Ay, başım döndü. Bunlar bizim bulduğumuz şeyler mi acaba? Şu madalyayı merak ediyorum ha. Madalyayı görmek istiyorum bir de. Birkaç defa karşımıza çıkmıştı çünkü. Bir şey merak ettim ya. Acaba şey mi? Burada gösterdikleri her şeyi anılar mı? Mesela çekmeceyi açınca ne bileyim. Mesela pipo veya gözlük falan veya buradaki başka şeyler. Biz onları zaten bulmuş muyduk mesela? Biz bu anıları buldukça karşımıza daha çok obje mi çıkacak? Biz bir nevi evi zenginleştiriyor muyuz acaba? Geri dönemiyorum değil mi? Bir telefonu götürür müsün? Açamamıştım onu. Orada hala arıyor. Kim o diye. Çok net kötü karar. Abi evin ev bu yüzden bu kadar ucuzdu işte ya. Sandalye üzerime fırlayacak değil mi? Sandalye kesin üzerime fırlayacak. Aa! He he! Oh! Oldu lan! Olacağını düşünmemiştim. Bu ne? Şişe. Çünkü bu adamın evinde şişeler hiç eksilmiyor. Umut aklı öldürür. Bence öyle değil o adam okey. Dear Lord hadi bakayım. Git diğer. Titremesi hoşuma gitmedi.
Böyle bir yerde inmeyelim ya. Ne o? Ne yazıyor orada? While you can diyor. Yapabildiğin... Abandon hope while you can. Diyor ki... Terk edebiliyorsun, umudu terk et. Ne olursa olsun avukatınız olarak size düşünmeden yapılan her türlü eylemden kaçınmanızı öneriyorum. Bir diğer deyişle aptalca bir şey yapmayın. Hala kazanma şansımız var. İnanın ya da inanmayın. Daha derin batmış, pisliğe daha derin batmış müvekkillerimi çekip çıkardığım oldu. Sadece durumu daha da kötüleştirmeyin. Biraz sessiz kalın ve benim mahkeme kararını temize götürmemi bekleyin. Şu sosyal görevli kesinlikle size takmış. Bunu lehimize çekebilir, sizi sistemin bir kurbanı olarak gösterebiliriz. Yas tutan bir baba, bir anlık mantıksızlık, aşırı istekli bir bürokrat. Güvenin bana, bu bizim en iyi seçeneğimiz son zamanlarda. Hayır, en iyi seçeneğimiz. Son zamanlarda atlattıklarınıza bakarak nereden baksanız yarı yarıya şansımız var derim ben. Ama insanları delirdiğinize inandırmaya devam ederseniz olmaz. Artık patlamalar yok, başıboş dolaşmalar yok. Hatta toplum içine çıkmayın bile. Hala kızınızı geri alabiliriz. Kızımızı geri alabiliyorsak ve yas tutan bir babaysak sevdiceğimizi kaybetmişiz zaten. Önümüze bayağı bir çıkıyor. Bir tanem bence aramızı baştan düzeltebiliriz. Bence biz hala olabiliriz yani. Ben onun için geri döndüm buraya. Ya şimdi elektrikle düzgünce aydınlatılmış bir yerden, tamam mı? Duvarları olan bir yerden, duvarlarında delikler olan, ahşaptan falan filan oluşan, mumla aydınlatılan bir yere geçmek istemiyorum ya. O taraflarda çok bariz bir şekilde tekinsiz bir aydınlatma var. Tekinsiz bir kaynaktan bir ışık çıkıyor. Uğursuz bir şey var orada. Aman. Sen... Aa, seni oyun şey yapabilirim. Selam. Buradan mum var. Okay. Abi neden peki endüstriyel bir çağdan, elektriğin falan her şeyin olduğu bir çağdan, abi böyle bir çağa girdik. Merhaba. Tesisat da kötü abi. Tesisat da kötü. Şuna bak ya. Siyah su akıyor ya. Siyah su akıyor lan. Ben bununla sifon falan çekmem yani, siyah su yüzünden. Siyah su ne abi? Ne oluyor abi? Onu çekebiliyorum yoldan. Peki sen nereye gidiyorsun? Sen kesinlikle hiçbir şüphe uyandırmayan, gayet güzel görünen, herhangi bir korku filmi klişesi olmayan banyoya giriyorsun. Tabii canım. Tabii ki bunu yapmalıyız. Neden yapmayalım? Sen bir kağıt mısın, değilsin? Yok. Işık yok mu abi burada? Işık açık zaten. Işığı kapatamıyorum veya açamıyorum ha. Ne? Ay. Sessiz yüzücüler, kanalizasyonu tıkıyorlar. Suda tüyler var. Banyo falan yapamıyorum. Abi fare onlar, fare uçamıyorlar, yüzemiyorlar, fare onlar. Fareyi çok mitolojik bir figüre dönüştürdün ya. Yakışıklı yüzümüzü de yine görelim ha. Fonunuz falan yok sizin. Okay. Ya buradan geçeceğiz, o belli, güzel. Aynen abi, gürültü yaparak düşürelim her şeyi. Dikkat çekmek şu an ilk önceliğimiz değil mi?
Aa, o orası var be. Ben orayı dışarı sanmıştım. Dışarı değil, orası bayağı var şu an. Oraya mı gireceğiz abi? Şuraya bak, bir şuraya bak ya. Şuraya bak, bir şuraya bak ya. Evinde böyle kötü yerler bırakırsan, tabir hep mesela böyle kalırsa evin yıllardır, tabii ki kötü varlıklar gelir. Tabii ki çirkin varlıklar gelir. Gelir abi, her türlü şey gelir. Tinercisi de gelir, hayaleti de gelir, cini de gelir, canavarı da gelir. Adam ama mafyası da gelir. Gelir yani, bunların gelir abi. Buraya da insan da kaçırırlar yani, olur mu? Buraya baksana abi. Ben kötü olan her şeyin yuvasıyım diye bağırıyor lan burası. Bu ne lan? Burası kilitli şu an. Kilitli olması için bir sebep vardır diye düşüneceğim ama. Aç hadi, aç. Aç. Aa, ben burayı kilitledim şimdi. Yok, kilitli şey yapmışım. Yok, açık kalsın. Aman açık kalsın. Ne bunlar? Bu yerde şişe, cam kırıkları var. Tabii ki var. O kadar içersen, içtiklerini oraya buraya atırsan öyle olur tabii. Abi. Burası neden var? Kapatırsak başka şey mi olacak? Yok. Çok iyi. Ta açık kalsın. Halihazırda var olan karanlık dünyaya birazcık da olsa aydınlık katalım ha. Böyle şeyler var. E böyle kalsın. İçeriden ışık geldiği belli oluyor en azından. Ayna uzun süre bakınca bir şey oluyor mu acaba? Aa. Beden kiracıları. Benden besleniyorlar. Beni çıldırtıyorlar. Son verilecek gibi değil. Abi sen nasıl bir manyaksın ya? Fare konseptini alıp uygulayabileceği her yeri uygulamış herif. Aa. Okey. Çünkü elektrik kablolarını fareler kemirdi, değil mi? Bu yüzden böyle yapıyor bu. Okey. Senin evinde tarikat falan mı var ya? Biçim bir ev ya? Sen ne kadar fazla şeye, ne kadar fazla çirkinlik yapmış olabilirsin de. Üşüşüşü. O kadar tiner kullanırsan boyalarda, orada burada çekersin içine, öyle olur tabii. Geri gidersem bulabilecek miyim peki? Kilitlidir abi, kilitlidir ya. Kesin kilitlidir yani, şey yok bunun. Tabii abi. Kapanan kapılar kapanır arkadaşlar. Hayatınızda açılan kapılara bakmak lazım. Açılabilecek kapılara bakmak lazım. Hocam bir açarsak. Aa, burası benim bodrum katım lan. Buraya biliyorum. Buradan çıkarsam evimin salonuna ulaşacağım ama çıkamıyorum. Tabii ki çıkamıyorum. En azından bodrum katına gelmiştim. Oradaki bir şey mi? Orada bir şey görüyorum ben. Orada bir figür var. Benim senin gözler de çok iyi değil sanırım. Okey, oraya gelmeden önce etrafa baştan bir bakacağım.
Orada birisi var ya. Ha yok lan, bir şey değilmiş o. Abi. Tamam. Neden böyle bir şey duyduk şimdi? I see. Bunların üzerlerindeki örtüler kalkmaya başladı. O zaman bunların üzerindeki örtüler de kalkmıştı diyeceğim ama bir şey göremiyorum zaten. Buraları açamıyorum. Oraya gitmeye gerek yok. Tamam abi, sen çek. Orada bir şey var mı cidden? Aa yok. Bir ihtimalle şu tarafa gitmemiz gerekiyor. Ben şunu bir önce bir çalmak istiyorum çünkü bir taneciğimin şeyi, piyanosu, bilgisayar diyecektim. Çünkü ikisinin de tuşları var falan. Çal abi. Hey, ben atlayamıyorum. Ben de havada süzülmek istedim bir an için. Çok keyifli olurdu. Kafama düşecek bunlar. I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Organik resim. Tamamen doğal şeylerden yapılıyor. Aa, piyano gitti. Yok, kapandı. Sadece ışık yok. Işığı açabilir miyiz acaba? Işık yok abi. Ben de hiçbir şey göremiyorum şu an. Buralarda bir şey... Abi ışık mışık bir şey. Az önce açıktı lan buralar. Işık mışık falan vardı. Hiçbir şey göremiyorum ha şu an. Kim var? Kim var orada? Abi. Ben çatlak görüyorum şu an. Burada neden ışık var abi mesela? Buradan çıkamayacağız. Hiçbir şey göremiyorum. Buradan çıkamayacağız. Bu ne? Bunu alabilir miyim? Hayır. Okay. Geri dönüyoruz herhalde. Üf. Şu an tam arkamda bir şey kovalamaya başlasa var ya. Bittim bittim. Oo, geri geldik. Var mı burada bir şey? Bu ne? Burada her şey aynı değil mi? Yoksa? Aynı.
Ali. Burada bir şey yok ekstra. Aman abi dur, sonra geleceğiz. Bir şeyler var mı diye bakıyorum. Çok bir şey yok. Okey. Hadi bakalım. Bakalım ne olacak resmimizin yeni formu. Neye dönüşecek? Çığlık atan bir adama dönüştü. Bak şu gözü. Şu çığlık atan ağzı. Şu kocaman burnu. Şurada saçları var. Şurada kulağı var. Şurada da çenesinden çıkan kanatlar var. Ya çeneden çıkan kanatları herkes biliyor arkadaşlar. Sizin de yok mu şimdi çeneden çıkan kanatlarınız? Come on, kimseye yalan söylemeyelim. Güzel. Bunu da yerine koyduk. Ya başarısız olursak? That's a no-no. Ve ahbapların bu muazzam çenesinden kanat çıkan adamın portisinin eşliğinde bu bölümü de burada bitirelim. Lütfen resim hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda belirtin. Keyif aldıysanız beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Daha fazlası için abone olabilir. Kanala destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bye bye.